Kutlarımı yazdım. Ne diyorlardı? Bütün halk dostları, büyük ülkeler, tabi arkadaşlar da olacaktı. Efendim, Mehdi'nin doğrusunun da Türkiye'ye sordu büyük. Tabi da haklısın. Benim bütün hayatımı birer sen çıktın oradan sonra bir sürü taşıyor. Dedim ki, bu ülkücüdeki bir yetiştirir almayı. Değil dedim. Dedim, tersin olmasın iş. Onlar bir yetiştirir olmasın. Ben itiraf ediyorum, bunlar bir yetiştirir. Estağfurullah. O ihbarı koyduğum. İhbarı da. Bırakın bu çelik duma koyamayın. Bırakın çelik duma koyamayın. Bakın, çıkardığımız kanun, Kur'an-ı Kerim'e uygun mu diyeyim, uygunsan yap. Neyse o kanunu düşünsen, kendi cüzi aklımızla iş yapmaya çalışıyoruz. Annem burada mı? Annem şimdi çıktı herhalde. Bahriye'cim annem nerede? Namaza çıktı yukarı. Annem çıktı. Namaza. Annemi de göreyim ben de. Selçuk'u çok severim. Hepiniz hakkınızı verin. Siz herhalde. Allah ne derse biz onu, öbür taraf bizim işimiz. Allah'a biz sağlıklık. Nefeslerimiz sayılı, hangi gün derse o gün teslim edeceğiz, irci diyecekler. Bizim ev kırdadır köyde. Tarlanın içinde kaplumbağalar var. Börülceleri, bamyaları yiyorlar. Onlar yemesinler diye aldım, uzaklığını gördüm. Zulmettim, Selçuk, zulmettim. Şimdi şükranım. Hocalara sordum, bunun silahisi neyi yaptı yapıyor. O kaplumbağalar. Allah abicim olur inşallah. Sizi iyi gördüm maşallah, iyisiniz abicim. Şükür. İlgileniyorlar hepsi, doktorlarımız. Bak, başhekimimiz burada. Başhekimimiz burada. Nerede başhekimiz? Başhekimiz burada. Başhekimiz. Erol Bey iyi arkadaşımız. Evet. Güzel. Fazlasıyla ilgileniyorlar. Eksik olmasınlar. Allah razı olsun. Onu söylüyorum. Baybars ne yapıyor? Helal edin diyorum. Baybars ne yapıyor? O da namaza gitti. Valideyle beraber. Bursa'da değil mi? Bursa'da. Fatma Nur ne yapıyor? Fatma Nur? Ankara'dan. Gelecek. Burada gelecek. Büyük geldi, gene gelecek. Aradılar. Hüzün ailesi, tanıyamam mı sizden? Efendim abi? Hüzün ailesi. Ben var efendim. Işte, Hakan'ın işte Hüzün ailesi. Şükran Hanım burada işte. Şükran Hanım. Buyurun efendim. Sizin sülalede Ali Füzün var mıydı? Evet efendim. Amcam ya kendileri rahmetli. Benim en sabit arkadaşımdır. Numarasını söyleyeyim, ortaokul numarasını. Söyleyin. 89. Allah razı olsun efendim. Sıkladığımız Ali Füzü. Dükkanın neredeydi biliyor musun? Neredeydi efendim? Karaydın'ın dükkanı var mı terzi? Evet. Orada erken bir yerde. Evet. Ali Füzü satarsın. Evet, tamam. Bir yerdeydi. Allah razı olsun. Ali Füzü. Füzü'nün ailesi iyi bir aile. Çok. Ali'yi çok severdi, onu da bile severdi. Allah razı olsun. Ortaokulda iki sabit arkadaştı. Maşallah. Çok. Bir gün sen beni aramışsın herhalde değil mi? Bir gün bir şey oldu. Ben dedim kızım seni tanıyorum ben. Sonra beni Hakan arıyor. Hakan arıyor dedim yani çıkaramadım. Şimdi bir sürü yanlış numaralar, bazıları da numaralar. Lütfen. Yani şirin çubuk oynamayalım. Evet. Bu aralık. Cenab-ı Allah Kur'an'da ne emrediyor? Sünnetinde ne emrediyorlar? Onları alalım. Çıkaracağımız kanundan. Onlara uygun ise o kadar çubuk. Cemal Kürenler'e, Ceyla ile Mecnun'u, sözüm yok görenlere, Leyla ile Mecnun ölmüştü diyenlere, soralım, aşk gönüller miydi, aşık olsaydı Leyla Mecnun'a, Mecnun Leyla'ya ölürler miydi? Maşallah. Ölümsüz. Allah'ım hoş görsün. Dünyaya bir hafif tane kattım. Kendim, bu hafifaneyi kendim yaptım. Dünya da güzel. Dünya, ahiretin merdiveni, yoludur, yöntemidir. Ama biz hafif tane yaptık. Şimdi hafif tane kurtulmak, evet. Bugün bayram yapmak lazım. Amel abiye bir şey yaptım.
bir arkadaşımız hastaneden çıktı. Hani bu akşam ziyafet verip oturup dua ederim. Ahmet amca, biz senin gözlerinde Oğuz'u, Mete'yi, Fatih'i, Alparslan'ı görüyoruz. Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aman kardeşim. O böyle şey var ya, Muhammed'i nizam. Evet abi. Aman ondan sıkı sarılı. 69 yılı. 69 yılı. Selçuk Bey, benim kardeşim, evladım, arkadaşım. İrfan nasıl İrfan? İrfan iyi abi. Allah rahmet eylesin. Onun Türkistan Üçüsü'nü okuyorum. İşte akşam kızıma da verdim Rümeysa'ya, işte siyasal dokyana. Sen bunu oku dedim. 100 kitap okuyacağına bu yeter sana dedim. Sonra ben de birazcık okuyayım. İşte her gün birkaç tane okuyordum. Sonra açtım bir sayfayı. Başkanlık sistemi geldi. Arimavesi başkanlık sistemini anlatıyor. Ve diyor ki başkanlığa geçmemiz lazım. İcrayı kolaylaştırmak için. Aynı zamanda başkan hükümetin de başı olmalı. Ama hemen seçim sistemini değiştirmeliyiz. Nispi seçim sistemiyle beraber dar veya daraltılmış dar bölge seçim sistemi gelmelidir diyerek dedim müthiş bir ifade. Çıktım televizyonda Arvasi böyle söylüyor dedim. Seyit Ahmet Arvasi. Sizden de bahsettim. Hatta dedim ki Arvasi kimdir diye sorarlar. Arvasi Ahmet Er'le beraber Erol Güngör daha sonra buraya dahil oldu bu halkaya. Ürkücülerin İslam'la ve tasavvufla tanışmasına vesile oldular dedim. Bu üç adam çok önemlidir. Aynen, herhalde üç adam. Oradan bir alıntı yaptım televizyonda. Güzel bir programdı. Güzeldi. Şey, teşekkür ederiz. Allah rahmet eylesin. Bak dostum üstü vardı. Bakmışım burada böyle konuşma yaptım da onu bir sayıdan çekmiş. Konuşmanızı dinledim. Burnuma asr-ı saadetin kokusu yazdı. Diyor. Bak dostum üstü. Radyosunu kırmış. Radyosu buradaki mi kırmış? Patmos Müftüsü değil miydi o? Evet. Sonra bir de Vatikan size heyet göndermişti. Evet. Vatikan'dan bir heyet gelmişti size. Bursa'da görüşme yapmıştınız. Tamam. Yani Vatikan gönderdi. Vatikan papaz gönderdi. Bunlar ne demek istiyorsunuz? Bakın bunları bilin. Benim bu Muhammed'in Cizay Kuruşum'u Ziya Ülhan Pakistan'da Nizam Mustafa olaydı. Nizam-ı Mustafa dedi. Fakat sonra bana bir adım kuşağıydı. Ölümden korkmayın. Sizce anneni daha söyler misiniz? Evet. Kendisine daha söyler misiniz? Ey adam oğlum. Ey adam oğlum. Ey adam oğlum. Daha nice zaman dolaşacaksın. Bu sokaklarda, kayalıklarda. Güneş de senin işe yaratıldı. Bir mumun başında. Nedir bu kavram? Neden bu kavram? Anneme ait. Evet. Ya, müsaade eder miyiz? Tekin yalnız kalsınlar. Biraz ne? Yine kötü işte. Ebaz yedirdi. Bas kötü oluyor. İşte buna da şükür. Hüseyin'in dedesi misiniz? Her cami dedesi oluyor. Tamam. Hüseyin'i başkan atalım. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Allah'a emanet. Kardeşim geçmiş olsun. Beyefendi geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Sağ olun. Allah şifalar versin. Günler başkan. Gelmiş geçmiş olsun. 4 yıldan beri bekliyorum. Neyse olacak? Ondan sonra nerede yapılacak ameliyat? Doktor amca. Yedi Kule göğüs hastalığı genel cerrahi. Nerede yapılacak? Bir gelirse İstanbul'da her şey. İstanbul'da Yedi Kule'de inanılmıyor. Ara ara gönderiyoruz zaten ameliyatı. Belli bir kilo değerine ulaşması gerekiyor. Belli şartlar var. Oraya o şartlar. Neresiniz? Evet. Gördes, Korbaşı köyünde. Tamam. Burada salgınlığından dolayı burada. Tamam. Bilgileri zaten sizde var. Bir şey ihtiyaç olursa biz destek yedeki 5. vaka falan olacak yani. Maşallah. 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 Nasayan ekibindeyim. Maşallah. Evet. Maşallah. Cemal Hoca. Çok güzel. Sağ olsun. Soma'dan. Oturarak konuş ne olur. Yok gelin. Olsun üzülüyorum ben lütfen. Soma'da bir hocam vardı. Onun sayesinde yazıldım. Adnan Hocam benim çok iyi bir ekip var. Maşallah. Bekliyorum. Yani 4 yıldan beri bekliyoruz yani. Ama organ nakliyle ilgili çok sembiyozumla bekliyorum. Kitap yazıyorum. Maşallah. Yani görüşmekse biz burada organ nakli koordinatörlüğü yapıyoruz. Ben gönüllü olarak çok memnun oldum. Ben konuya katılmak istiyorum da sağlık sorunlarından dolayı katılamıyorum. Sana senin sağlığın olduğu bir program yaparız. Çağını bakar. Sayın Başkanım.
Ben söz verdim. Kardeşimin sağlığına uygun bir program yapacağız iyileşince inşallah. Hep beraber. İnşallah. İnşallah. Hay hay. İsim neydi? Ahmet. Yazıyor, kitaplar yazıyor. Kendi sözlerine çıkmaz. Dünyanın en önemli beyin cerrahlarından bir tanesidir. Gazi Yaşar Gül'ün önündedir şu an ama gitmiyor Amerika'ya. Amerika zaman zaman özel uçak göndererek ameliyatlara çağırıyor kendisini. Yerli bir çocuk olduğu için benim de arkadaşım. Bizden gençtir o. Gitmeyeceğim sonuçlar diyor. Burada Türkiye'de çalışacağım. Biz de çok kişi de beyin ameliyatı yaptırmışızdır. Hatta zaman zaman böyle çok para istenmiştir bazen. Onu yok bir ilaçla tedavi etmiştir falan. Yani böyle. Hatta kaliteli bir adamdır. Dizgin bir adamdır. Haberiniz olsun Sedat Çağlı. Türkiye'nin en önemli beyin cerrahlarından bir tanesidir. Orada güzel bir ekiple çalışıyor. Şimdi yeni bir çocuğumuz ameliyat ediyor. Hangisinden 8 yaşında bir çocuğumuz ameliyat ediyor inşallah. Onu aldı. İnşallah geçmiş olsun canım. Allah gönül muradını versin inşallah. Bütün hastalarımızda. Amin. Allah kitap yazıyormuş efendim. Kitap yazıyormuş efendim. Ne yazıyorsun? Yazar yapacağız. Yani, Ahmet yazar olacak. Şu an söylemek istemedim yazdığım kitabı. Hani kendi içinde sanırım. Hatıra gibi mi, hikaye gibi mi, roman gibi mi? Hayır. Hayat üzerine yazıyor. Hayat üzerine yazıyor. Hani bir gencin hani dramın şeyin çok farklı. Kaç yaşındasın Ahmet? 29. Tamam, ne çok mezunsun? Güzel. Ne mezunsun? Lise 2'den derken açık öğretimden... Güzel. Beraber bitiririz üniversiteyi, yapma sıkıntı. Biz yani. Daha kızar vakti edelim. İlk muayeneyi sana yapıyorum. Anne spiral diyor, ara ver diyor. Ara veriyor, iç odaya giriyor, getiriyor bir şey. Bir tane bez, sarılı. Ne var bunun? Açıyor, bir bez daha. Ya anne, bir bez daha, bir bez daha, para. Al koy cebine diyor, daha iyi bakarsın. Daha iyi bakarsın diye ya. O kadar nefis bir ders diyeceğim ya. Daha iyi bakarsın diye. Açın bana böyle. Harikasınız. Geçmiyorsun efendim. Allah şifalar versin. Bilatiye de selam söyleyeyim. Allah'a emanet.